Ben Can, Alaska'da Dog Masher işi yapıyorum. Dog Masher. İngilizce konuşanların bile duyduklarında anlayamadıkları bir meslek. Kızak köpeklerini çeken kızağın arkasındaki kişiye Masher denir. I fell in love with who I thought you were. Someone who'd never wanna see me hurt. But I was fooled by all your vows. I'm gonna be a dog masher. Dog masher? Do you know dog masher? No. Oh no. Sen yüce bir dağıtsan. Ulan üstümüze şunuza bak be, dilenci olduk be. Her yerimize bak be, eldiven eldivenlikten çıktı be. Şuna bak ne hale geldik. Oğlum sizin var ya, dışkınızı temizliyorum, samanınızı temizliyorum, karnınızı doyuruyorum, gezdiriyorum, çişinizi yaptırıyorum. You guys were tired. There you go. Come on, nuts. Let's go, buddy. Gotta kind of mix a little bit. No. Oh, he's alone now. They go crazy. It's so funny that they're like convinced the others. Yeah, the other one's better. Yeah. That's how you teach them how to be good eaters. 20 seconds, all the meal is gone. Yep, it's gone. Köpeklere kızak çektirmenin bir eğlence olduğunu düşünebilirsiniz. Ama böyle değil. Alaska, zor geçen kış şartlarına sahip bir coğrafya. İnsanların %80'inin yola herhangi bir bağlantısı yok. İnsanlar suya, dereye, göle, komşularına, kendi arazilerinin içindeki herhangi bir yere odun almaya, ağaç kesmeye, kar kızağıyla gitmek zorundalar. Çok ıssız ve soğuk bir yerde yaşadığınızı düşünün. Kışın ortasındasınız. Bir otomobile güvenir miydiniz? Akü sorunları, yakıt sistemi sorunları, lastik, cam donması, motor ve şanzıman sorunları yaşayacağınızı bile bile bu soğuk coğrafyada bir otomobille yolun da olmadığı bir yerde gitmeye çalışır mıydınız? Zaten bunun için Alaska'da yaşayanların sadece %20'sinin yolu var. %80'i ıssız yerlerde yaşıyorlar ve yola bağlantıları yok. Ve işte tam da bunun için kar kızağı hayati bir vasıtadır. Amerika'yı tanıtan YouTuber'ları gördün mü abi? Ne diyorsun onlarla ilgili? Tuvalet temizliyorlar, çıkıyorlar. Biz Amerika'da para basıyoruz diyorlar. Halbuki hepsi yalan değil mi abi? He? Yalan. Amerika'ya mı geleceksin? Bak pompa bekliyor arkadaş. Pompa iyi abi. Restoranlara gidecek, tuvalet temizleyecek. İrfan abi bak pompa orada değil mi? Amerika'ya gelenler için söyle. Evet. Bak pompa orada bak göster. Ben kimseye vermem pompa işimi. Benim burası. Tamam. 2009 yılında Green Card çekilişini kazandıktan sonra Türkiye'den ayrıldım. Amerika'ya gelip çok farklı işlerde çalıştım. Senelerce burada kaldım. Ve en son pandemi zamanında yine Amerika'ya dönmüştüm. Tesadüfen burada çok parasız olduğum için bazı işlerde çalışırken Workaway isimli bir siteden önce gönüllü bir iş buldum. İşte Dog Masher tanımı yapılıyordu. Köpeklere bakacak, onların yemeğini verecek, etrafı temizleyecek birisi aranıyordu. Adam bana bak burada canın sıkılabilir, buralarda hiç bar yok, kafe yok, insan yok, eğlence yok, sen bekar adamsın, belki buralar sana uymayabilir dedi. Ben de ona ben doğayı seviyorum, hayvanları seviyorum, o köpeklere sarıldığım zaman huzur bulacağım, şöminenin yanında oturup kitap okumak istiyorum dedim. Sen tam aradığımız insansın dedi. Alaska'ya gittim ve bu işe başladım. Kafandaki şeyleri yapmak için kim engelliyor? Abi 12 saat çalışıyorum ya. Hayır çalışma. Kafandakileri yap. Kafandakileri yapmam için önce para olması lazımdı işte. Para yaptıktan sonra ekipman alıp artık yavaş yavaş yola koyacağım. Bu gezegeni anlatacağım geze. Sen gece hayat yapıyorsun. Sabah güneş açınca güneş açınca. Abi sen daha bir senedir buradasın. Ben kaç senedir Amerika'da yaşıyorum. Niye bir balta hesap alamadın? Kardeşim.
Önce New Jersey'den New York'a geçtim. Seattle'a, Seattle'dan da Anchorage'a geçtim. Probably 20 more minutes until we land. Anchorage, Alaska'nın başkentidir. Alaska eyaleti, Amerika Birleşik Devleti'nin yüz ölçümü bakımından en büyük eyaletidir. En soğuk, en kuzeyde ve en vahşi eyaletidir. ABD'nin Rusya'dan 1866 yılında 7.2 milyon dolar ödeyerek Amerika'nın en büyük eyaleti olan Alaska'yı satın aldığını biliyor muydunuz? Varış yaptığım Anchorage şehrinde Airbnb'den ucuz bir oda buldum. Eve gitmek için havalimanından Uber çağırdım. Biraz şehri dolaştım ve ertesi gün asıl kalacağım yere gitmek için pırpır uçağa binmeye gittim. Şu anda uçağımı bekliyorum pırpır uçakla. Birazdan yolculuk yapacağım. Arkadaşlar bu küçük uçakla uçacağım şimdi. 30-35 dakika sürecek uçuş. My name is Alex, half hour down to Kenai. Just keep those seatbelts fastened for me, no smoking of course. Fire extinguishers located on my forward left door. We have four exits, two in the front, two in the rear. My wristwatch is broken. My shoes are untied. Time is a ticking. So is the time. Anchorage Kenai uçuşunun ardından havalimanında beni kalacağım evin sahibi karşıladı. Alıp beni eve götürdü. Kalacağım ev ise herhangi bir şehir veya köye ait değil. Tamamen dağ başında, kendi halinde, elektriği olmayan, interneti olmayan bir evdi. Ve oraya vardık. Oh, they love new people. But I never been. Bu ev sahibimiz Gus ve bu da onun eşi Emily. Biz gün boyunca odun kesip köpeklerle ilgilenerek çalıştıktan sonra akşam yemeklerini yemek için onların evinde buluşurduk. Emily her zaman bize böyle ekmekler yapardı. Yemekten sonra ben odama geçerdim. Mandalina soyup kabuklarını sobanın üstüne atardım. Türkiye'de futbol, Hindistan'da kriket, Amerika Birleşik Devletleri'nde beyzbol ne kadar önemliyse Alaska'da da herkesin sevdiği bir şey var. Alaska'da yaşadığınızı farz edin. Her yere gitmek için mutlaka bir kıza ihtiyacınız var. Anladık. Köpekleri bağladınız ve bütün sene onları kızakta koşturuyorsunuz. Peki bu köpeklerden bir servet elde edebileceğinizi söylesem ne derdiniz? Alaska'da her sene yapılan İditarod köpek yarışları eskiden 20 gün sürerdi. Ama günümüzde genelde yarışçılar 10 günün altında yarışı bitirebiliyorlar. İditarod kızak yarışlarında yarışa katılan adaylardan birinci gelen adaya tam 500 bin dolar para hediyesi veriliyor. İşte bu yüzden Alaska'da yaşayanlar kızaklarındaki köpekleri İditarod için en iyi şekilde hazırlıyorlar. Günler süren yarışlar hem köpekler hem de mushırlar için çok zorlu geçiyor. İnsanlar kamp yerlerinde çadırlarda kalırlarken köpekler için de yanlarında getirdikleri samanları yere seriyorlar. Böylece kara temas etmeyen köpekler geceyi daha sıcak geçirmiş oluyorlar. Kalacağım yerde benim haricimde 3 kişi vardı. Ev sahibi, onun eşi ve bir de 20 yaşında Texas'tan buraya gelmiş Megan adında bir kız. Maggie buraya aynı benim gibi dog mushır olmaya gelmişti ve benden bir ay önce işe başlamıştı. Maggie ile beraber hep aynı işleri yapardık. Birlikte işe başlardık, birlikte bitirirdik. Ve gün sonunda mutlaka bir rutinimiz haline gelen jacuzzi sefamız vardı. Jacuzzi sefası o kadar güzeldi ki soğuk havada her yer karlarla kaplıyken yıldızların altında bir gökyüzünde akşamları hep jacuzzi'de keyif yapardık. Okay, I'm coming. Yemek hazırmış.
Ah, bugünlük jacuzzi keyfi bu kadar o zaman. Burası benim çalıştığım yer. Bıyık bırakıyorum bu hafta. Hı. Bu arkadaş çok korkaktır. Adı Grasim. Bu çok açtır. Hiç doymaz. Bu masum bir şey. Bizim ev sahibi Tottenham fanatiğidir. Bu huskilerin bazılarının gözleri kahverengi oluyor, bazıları mavi oluyor. Her gün burada jacuzzi keyfi yapıyoruz arkadaşlar. Spa standartlarının 10 derece üstünde. Şurada ileride duşlarımız var. Önce duşa giriyoruz, sonra jacuzziye giriyoruz. Ve jacuzzimizi yaparken gece yıldızları seyrediyoruz. Böyle her yerde odunları görebilirsiniz. Her tarafta odun var. Bunlar olmasa yandık bittik ölmüştük. Bu benim ev arkadaşım, my roommate, Casco. Şu beni çok sever. Başka köpekleri sevdiğim zaman çıldırır. Tamam. Bu bizim lider köpeklerden. En önünde durur. Bunun adı Moscow. En sevdiğim köpek diyebilirim. Şimdi şunlardan aldık. Hadi çocuklar. Bana burada bir kaban vermişlerdi de onu böyle paramparça ettiler gördüğünüz gibi. Kızaklarımız, köpekleri bunlara bağlıyoruz. Bu kamyonetlerden bir tanesi. Burada yiyecekleri pişiriyoruz, köpeklerin yiyeceğini. Bazen balık, bazen de et veriyoruz. Ev sahibinin eşi kasap olduğu için etler bedavaya geliyor diyebilirim. Onların oturduğu yer burası. Benim oturduğum yer burası. Bulaşıkları burada yıkıyoruz. Tipe bak. Oy. Bu da yaşlı canım ya. Bakın şimdi arkadaşlar, her şeyi düşünmüşler yani kuşlar da buraya gelsin diye. Buraya ay çekirdeği koymuşlar mesela, gördüğünüz gibi. Yedikten sonra da kabuklarını böyle buraya atıyorlar. Nasıl güzel güneş vuruyor be. Çok güzel ev ya. Yani gittikten sonra özlerim ben burayı. Buradan mesela odun lazımsa odun alıyorum. Odunları şuraya koyuyorum. Sonra lazım oldukça içeriye alıyorum. İçeride odun sobam var. Tuvalete doğru gidiyorum. 200-300 metre ileride bir tuvalet var. İşte burası tuvaletimiz. Burada tuvalet kağıdımız var. Buraya oturuyoruz. Bu taş değil bu arada. Süngerdir. Köpük daha doğrusu. Şurada da kireç var. Kireci buraya attığınız zaman böyle bir scoop diyoruz biz ona. Bir kaşık döktüğünüz zaman onun kokusu veya mikrobu kalmıyor, ölüyor. Alaska böyle bir yer işte. Gördüğüm ufak tefek işleri yapıyorum işte mesela. Odun topluyoruz, odunları diziyoruz. Tavuk kümesi var, onlarla ilgileniyoruz tavuklarla. Köpekleri besliyoruz, mamalarını dağıtıyoruz. Etrafa pislemişlerse onu kürekle alıp atıyoruz. Ne haber lan? Evet, Alaska tavuğu görmedim demezsiniz artık. Burası Wi-Fi chicken kümesi. Tavuk kümesi. Bunlar soğukta, karda, kışta, buzda her zaman yumurtluyorlar. Burası da bebek bezi değiştirme yeriymiş. Adam nerede ne şey bulduysa, uyarı tabelası, hepsini asmış buralara. Kaldığım evin içinde bir yatak, bir mutfak, bir odun sobası ve bolca kitap ve süs eşyası var. Evde sadece ben kalıyorum ve akşam yemekleri için diğer evde toplanıyoruz. Şimdi biraz daha hayatın gerçeklerinden bahsedelim. Acaba her şeyden uzak, bütün dünyadan ırak, Alaska'da yaşamak güzel bir şey mi? Bu sorunun cevabını çok merak ettim. Tamam, ben geçici bir süreliğine geldim, burada yaşıyorum. Ama acaba hayatım boyunca burada yaşasaydım pişman olur muydum? Bu sorunun cevabını almayı çok istiyordum ve bu sorunun tam cevabını alabildim. Alaska'da bu çiftin sahip olduğu köpeklerden birisi öldüğünde o köpeği karın altına gömüyorlar. Kar altında ceset hiç bozulmadan uzun süre durabiliyor. Bu süre içerisinde de odun toplayıp çukur kazıyorlar. Kazdıkları çukura odunları atıp köpeklerin cesetlerini atıyorlar. Ölen köpekleri yakıyorlar.
Böyle ölü yakma merasimlerinden bir tanesi ben oradayken bana denk geldi. Ve bu merasim esnasında tabii ki çok duygusal anlar yaşandı. Elimizde 3 tane köpek cesedi vardı. Devasa bir ateşte köpekler yanarken adam bir konuşma yaptı ve dedi ki şu anda dünyanın pek çok yerinde insanlar spor yapıyorlar, sevişiyorlar, ders çalışıyorlar, işe gidiyorlar, uyuyorlar. Ve biz hayatımızı burada Alaska'da köpeklerle birlikte geçirdik. Bir ömür bu köpeklerle geçer mi? Adam bunu söyledikten sonra kadın adama bakıp şöyle dedi. 10 kez de dünyaya gelsem 10'unda da bu seçimi yapardım. Hiç pişman değilim. Köpeklerle ve seninle birlikte Alaska'da yaşadığım için çok mutluyum. Alaska'daki Kasilof Nehri ve şu anda donmuş bir halde duruyor. Normal şartlarda Alaska benim gibi birisi için çok pahalı bir yer. O yüzden ben buraya gönüllü çalışarak gittim. Ve bu sayede konaklama bana ücretsiz geldi. Üstelik akşam yemekleri de aile tarafından bana ücretsiz olarak verildi. Fakat bir gün izin almak istemiştim. İzin aldığım için yemeğe katılamayacağımı akşam yemeğinde bir tabak eksilteceklerini söylemişti. O benim birazcık ağrıma gitmişti ama inanın bana Alaska'da veya Amerika'da kültür böyledir. O yüzden adamın hiçbir kastının olduğunu inanmıyorum. Amerikalılar her şeyi açık konuşurlar. O yüzden hiçbir şeye alınmaya gerek yok. Workaway sayesinde geldiğim bu evde toplamda 1,5 ay kaldım ve daha sonra buradaki insanlarla vedalaşarak ayrıldım. Kuzey ışıklarını görmek için Fairbanks'e doğru yola koyuldum. Bu tişörtler $20. Birazdan tren kalkıyor. Tren sabah 8.40'da kalktı. Akşam 8'de de Fairbanks'e varmış olacağız. Haritayı şöyle büyütürsem bayağı uzun bir yol. Bagajları böyle yukarıya koyabiliyorsunuz. Ağır büyük bagajınız varsa 75 litrelik bayağı büyük bir sırt çantam var. Demin bir anons geçtiler. Her 60 vatandaşından bir tanesinde pilot lisansı bulunuyor dedi. Ben zaten gelmeden önce Google Map'ten sürekli Alaska'yı incelerken her küçücük yerde mutlaka bir iniş pisti, havalimanı, küçük bir iniş pisti olduğunu görüyordum. Bu yolculuğu yapmak için bence en güzel zaman çünkü buzlar yeni eriyor. Alaska'da 6 ay yaz, 6 ay kış yaşanırken yaz mevsiminde burası günde ortalama 19 saat güneş alıyor. Şu anda Wasilla şehrinden geçiyoruz. Bu arkadaş bizim kondüktör. Gelip benimle tanışmıştı. En önde gidiyor. Geyik şu anda trenin önünde kaçıyor. Ne sağa gidiyor ne sola. Okay, sağda diyor. Evet. Burası Alaska'nın en yüksek köprüsüymüş. Bu dağın adı Panorama Dağı'ymış. Bu nehrin adı da Nenana. Şu nehrin üstünde yürümek istedi canım ya. Her tarafı buz. Keçi. Yaban keçisi. Used to carry the stuff like talking about parents. Yeah. Like not
Bu arada bu adam bizim Türk belgeselindeki çalışanları tanıyormuş. Türkiye'de yayınlanan bir belgesel varmış. Alaska'yı anlatan, Alaska trenini anlatan. Adam dedi, ben onlarla birlikte çalıştım dedi. Evet, Fairbanks'e geldik. Bir tren yolculuğunun sonuna geldik. Aurora Winter Rail bu kadardı. Şu anda kuzey ışıklarını görüyorum. Hayatımda ilk kez. Muhteşem bir an bu. Şu anda yeşil, pembe, sarı, beyaz. En az 4 renk görüyorum. Kameraya kaçı yansıyor bilmiyorum ama ben şu anda 4 renk görüyorum. Ben şimdi terk edilmiş bir fabrika var, oraya gidiyorum. Kuzey ışıklarını görmek için hostelden 40-50 dakika uzağa yürüdüm. Çok ıssız bir yere geldim. Burada böyle bir kuş sürüsü çıktı karşıma. Alaska maceram işte böyle bitti. Alaska'dan sonra Orta Amerika'ya geçtim. Orta Amerika'dan Hawaii'ye geçtim. Hawaii'de gönüllü bir çiftlikte çalıştım. Harika bir 3 ay geçirdim. Orada çok güzel dostluklar kurdum. Hepsini YouTube'da paylaştım ve paylaşmaya devam ediyorum. Benim maceram böyle başladı, böyle devam ediyor. İrfan abinin dediği gibi bir baltaya sap olamadım. Ama gezdiğim, gördüğüm yerleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Ben Gezen Can, ben gezmeye devam ediyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler.